devletin köklü kurumlarını işlevsizleştirdi, itibarsızlaştırdı, yok etti. Devlet yönetiminde liyakat bitti. Saraya sadakat geçer oldu. Yandaş kayırma aldı, yürüdü. Adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler, demokrasimiz bu ucube rejim elinde darbe üstüne darbe aldı. Dış politika milli olmaktan çıktı. İç siyasete malzeme yapıldı. Bunun sonucunda yaşanan savrulmalar ülkemizin itibarına, çıkarlarımıza, ülkemizin çıkarlarına çok büyük zararlar verdi. Ülke yönetilemez hale geldi. Saray sosyetesinin beslemelerinin, yandaşlarının kasaları ağzına kadar dolarken Merkez Bankası'nın döviz kasası boşaltıldı. Sarayın kibirlisi görülmemiş bir buhrana yol açtı. İşte bugün devam etmekte olan Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ağırlıklı olarak bu konuları ve çözümlerini ele aldık. Mutfaklarda tencereler boş, cepler boş, cüzdanlar boş. Saray yönetimi milletimizi boş tosta, boş baklavaya, boş içli köfteye mahkum etti. Böyle bir beceriksizliği bu ülke hiçbir zaman görmedi. Böyle bir rezaleti yaşamadı. Şimdi... Şu resme, şu resme bir bakalım. Çürük meyvenin adı ekonomik meyve olmuş. Marketler çürük elmayı, armudu ekonomik meyve diye satmaya başlamış. Soruyorum, bu fotoğrafta gerçekten çürük olan ne? Meyve mi? Yoksa saray zihniyeti ve ekonomi politikaları mı? Tabii ki ikincisi. Bunların çürük ekonomi politikaları. Fahiş elektrik faturası oldu, milleti çarptı. Milletimiz pazar artıkları için artık kuyruğa giriyor. Pazarda fileye tek bir salatalık, tek bir biber, tek bir patlıcan, tek bir domates koysanız cebinizden en az 20 lira çıkıyor. Milletin feryadı arşa ulaştı. Ama kaçak, kaçak saray sakinlerinin kulakları milletin sesini duymuyor. Gözleri milletimizin halini görmüyor. Bunların kalpleri millete karşı mühürlenmiş. Saray için varsa yoksa yandaş, bunlar vatandaşı unutmuş. Milletin feryadını dile getiriyoruz. Bu işi böyle çözmen gerekir diyoruz. Ama sarayın kibirlisi bizim bu söylediklerimize yaygara diyor. Allah rızası için milletimizin yandım Allah feryatları ne zamandan beri yaygara oldu? Kaldı ki Madem biz yaygara koparıyoruz, sonunda neden bizim dediğimize gelmek zorunda kalıyorsunuz? Bizim dediklerimizi neden birer birer yapıyorsunuz? Genel Başkanımız emekliye iki ikramiye dedi. Önce kaynak nerede dediniz, sonra tıpış tıpış yaptınız. Elektrikte TRT payını kaldır dedi. Önce itiraz ettiniz, ardından yine yaptınız. Polise, öğretmene, sağlıkçılara, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi verin dedi. E şimdi bunu da yapacaksınız, hazırlanıyorsunuz. Elektrik faturalarında ilk kademeyi 150 kilowatt saat olarak ilan ettiniz. Genel başkanımız dedi ki bu insanca yaşamaya yetmez. İlk kademeyi 230 kilowatt saate çıkarın. Dedi. Tıpış tıpış 210 kilowatt saate kadar çıkardınız. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi sıfırla dedi. KDV'yi yüzde sekizden yüzde bire indirdiniz. E demek ki biz yaygara koparmıyoruz. Milletin dertlerini dile getiriyoruz. Aklın, bilimin işaret ettiği istikameti olabilecek çözümleri de gösteriyoruz. Ama hep iş işten geçtikten sonra, milleti perişan ettikten sonra dediklerimize geliyorsunuz. Evet, siz metal yorgunusunuz. Tek kişinin aklıyla da bu işler yürümüyor milleti milleti unutup yandaşa bakarak sorunlar çözülmüyor. Eriyen oylarınız milletimizin gözünden de gönlünden de düştüğünüzü gösteriyor. Millet size emaneti bu işi yapacak olana bırak diyor. Değerli basın mensupları, atalarımızın dediği gibi acemi katır kapı önünde yük indirir. Bunların yaptığı her işte ne yazık ki böyle. En son temel gıda maddelerinde KDV'yi indirin dedik. Sonunda indirdiler ama bu kopyacılar önüne arkasını düşünmeden alelacele iş gördükleri için indirimin tüm yükünü esnafımızın sırtına bindirdiler. Ticaret zincirinde esnafı esnafla, esnafı vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Yetmedi bir de esnafımızı tehdit ettiler. Esnaf bir gün önce %8 KDV ile mal almış, raflarına koymuş. Ertesi gün saray esnafa diyor ki malını yüzde bir KDV ile sat. E, esnafı pandemide borca batırmışsın. Yetmez elektrik faturasıyla gaz faturasıyla ezmişsin. Esnaf sermayesini senin yönetiminde yemiş bitirmiş. Şimdi dönüyorsun esnafa sen malını yüzde bir KDV ile sat. Alırken ödediğin yüzde KDV'nin de üzerine bir bardak su içliyorsun. Peki küçük esnaf bu enflasyonun, faizlerin azgın zamanında bu aradaki farkı nereden karşılayacak? Gelin bu defada bizi dinleyin. Çünkü sonunda dinlemek mecburiyetinde kalacaksınız. Küçük esnafımız batmadan bu yüzde yedilik KDV farkını derhal iade edin. Yine millete izah edemediğiniz elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını ...derhal geri alın. Temel gıdada KDV'nin indirilmesi tabii ki olumlu. Ancak yeterli değil. Mutfaklardaki yangın korkunç bir hızla büyüyor. Sarayın yangınlarla mücadelede, mücadeledeki sicili ise zaten ortada. Hatırlayın geçtiğimiz yaz Ege'de Antalya'da ciğerlerimiz yanarken... ...bunların beceriksizliğini tüm dünya gördü. Yangın ormandaysa saray uçak helikopter kaldıramaz seyreder, yangın mutfakta ise üzerine benzin döker. Türkiye'nin enflasyon sepetinde benzinli otomobil, kira ve sigaradan sonra en çok ağırlığa sahip olan ekmeğe bu ay yüzde otuz civarında zam geldi. Sadece ekmeğe gelen son zamlar gıdadaki KDV indiriminin etkisini aldı, götürdü. Yine bu hafta ilaca yüzde otuz yedi zam geldi. Şubat'ın ilk yarısında benzine, motorine LPG'ye yapılan %10 civarındaki zamlar da cabas. Mutfaktaki yangın tarladan başlayıp sofraya kadar uzanıyor. Bakın dün TÜİK Ocak ayı tarım üretici fiyatlarını açıkladı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla üretici fiyatları tek bir ayda %14,83 artmış. Bu mevcut seride gerçekleşen en yüksek aylık artış. Yıllık artış ise yüzde 52. Yani sıkıntılar market raflarından, pazar tezgahlarından değil, tarladan başlıyor. Hep diyoruz tarladaki yangın sönmeden sofralardaki yangın sönmez. Aylardır tarımdaki sıkıntılara dikkat çekiyoruz. Tedbir alınmazsa çiftçimiz tarlasına iyiden iyiye küsecek. Çok ciddi bir gıda krizinin kapımı... Gıda, gıda krizi kapımızda bekliyor diyoruz. Alınması gereken tedbirleri bıkmadan, usanmadan söylüyoruz. Şimdi bu tedbirleri bir kez daha tekrarlayalım. Önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlamasına derhal başlayın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin. Bu yıl için arz sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin. Önümüzdeki sezon çiftçinin kullanacağı gübrenin bedelinin en az yarısını destek olarak verin. Yetersiz de olsa gübre fiyatlarında yaptığınız son indirimi bu sezon yüksek fiyatla önceden gübre almış çiftçiye de yansıtın. Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgisi yarısı bizden, yarısı sizden taahhüdünüze uyun. Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Sebze tohumu ve fidesindeki KDV'yi derhal yüzde bire çekin. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergiyi kaldırın. 2021 sulama tarifesini bu yıl arttırmayın. Çiftçimiz elektrik bedellerini hasattan sonra faize tabi olmadan ödeyebilsin. Bunu sağlayacak düzenlemeyi getirin. Bu yılın tarımsal destek bütçesini bir an önce kanunda öngörülen vermeniz gereken seviyeye çekin. Yani 79 milyar liraya çıkarın. Bunlar yapılmazsa gelecek yıl yiyecek ekmek bulamayacağız. Ama saray şürekasının artık ne iş yapacak ne de milletin dertlerine çare bulacak takati kalmamış. Yapabildikleri tek şey sorumluluğunu başkalarına yıkmak. Önceki dönem Cumhurbaşkanımız rahmetli Demirel'in meşhur sözüdür. Galibiyetin sahibi çoktur ama mağlubiyetin sahibi yoktur. Binaenaleyh mağlubiyet yetimdir. Şimdi AK Parti yetkilileri yaptıkları zamları yetim ve öksüz bırakmaya uğraşıyorlar. AK Parti grup başkan vekillerinden biri çıkıyor. Bu zamları devlet yapmıyor diye veriyor. Şimdi bir gecede elektriğe yüzde %127'ye varan zam mı kim yaptı? Son bir yılda benzine %110, mazota %133 zam mı kim yaptı? Herhalde İngiltere kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız. Siz bu zamları sarayın kibirlisi yaptı. Ama utanma duygusu gidenin kalbi de ölürmüş. AK Parti'nin yerizi var. Bir de onunla yarışan şimdi Konya ve Erzurum'da da yerizler çıktı. Yeni yerizler var. Bu zamları CHP yaptı deyip milletin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Başka AKP'liler AK Partililer de çıkıyor. Faturalar fazla abartılıyor. Doğalgaza minimini zam geldi, zamlar geçer, tepkiye lüzum yok diyerek tam bir pişkinlik sergiliyorlar. Damat bir zamanlar Cumhurbaşkanımız Ay'a dört şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Anlaşılan Yeliz ve tüm saz arkadaşları da salla yalanı bulunur, inananı diye düşünüyor. Allah aşkına. Milletime soruyorum bunlar ne yiyip ne içiyor? Bu kafaya nasıl geliyorlar? Pes doğrusu. Ayıptır, yazıktır, el insaf. Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin. Çok açık söyleyelim. Kendi bahçenizde peydahladığınız bu zamları bizim evin avlusuna bırakıp kaçamazsınız. Öyle kapanda kaçan yok. Ne biz ne de milletimiz buna izin vermez. Bu zamlarında zulmünde nesebi sahihtir. Bu zamların bu zulmün anası da babası da ucube şahsım rejimidir. Değerli basın mensupları. Ucube şahsım rejimi sadece zamla değil, işsizlikle de milletimize zulm ediyor. Enflasyon da işsizlikte hızla arttı. G20 liginde ülkemizi sefalet şampiyonu yaptılar. TÜİK'in dün açıkladığı 2021'in son 3 ayına ait makyajlı rakamlara göre bile şahsım rejimiyle idare edilen son 4 yılda gerçek işsiz sayısı 2 milyon 889 bin kişi artmış. İşsizlik giderek katılaşıyor. Her üç işsizden bir tanesi bir yıldan daha uzun süredir işsiz. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı ise 1 milyon 49 bin olmuş. Her dört gencimizden biri ev genci. Daha da önemlisi üniversite mezunu gençlerin üçte biri. Emek emek, analarının babalarının emek emek yetiştirdikleri üniversiteli gençlerin üçte biri analarının babalarının eline bakıyor. Gençlerimiz umudunu artık bu ülkede değil dışarıda arıyor. Bunun vebali ucube şahsım rejiminin boynundadır. Bu ucube şahsım rejimi sadece milleti işsiz bırakmadı. Sadece milletin yediği tostun, baklavanın, içli köftenin içini boşaltmadı. Ülkemizin kurumlarının da içini boşalttı. Son üç yılda üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, beş tane de TÜİK Başkanı gördük. Bürokratları mevsimlik işçiye çevirdiler. Şimdi beş gün önce Uluslararası İstatistik Enstitüsü ve Uluslararası Resmi İstatistikler Birliği başkanları ortak bir açıklama yaptılar. Türkiye'nin kamuoyuna güvenilir bilgi vermek, karar alıcılara yardımcı olmak için üretilen istatistiklere dair profesyonel ve bilimsel standartları belirleyen mesleki etik beyannamesiyle Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği resmi istatistikler profesyonel ilkelerine uygun davranmadığını söylediler. Bu uluslararası kuruluşlar enflasyonun yükselişe geçtiği bir dönemde hükümetin TÜİK başkanını değiştirmesiyle ilgili kaygılarını burada açık seçik ifade etmişler. TÜİK'te başkan dahil yapılan tüm atamaların ve görevden almaların saydamlığı konusunda süre gelen endişelerin olduğunu bunun kurumun güvenilirliğini azalttığını söylüyorlar burada. Bütün bu yapılanların resmi istatistiklere politik müdahale anlamına geldiğinin altını çiziyorlar. Böyle bir tabloyla ne yazık ki ilk kez karşılaşıyoruz. Saray sonunda TÜİK'i dünyanın diline düşürdü. TÜİK vasıtasıyla milletin hakkını nasıl yediğini dünya da artık gördü iç ve dış yatırımcıların ekonomik verilere güvenini bir defa daha sarstı. Yatırımcıları kaçırmaya, pandemi sonrasında küresel piyasalarda ortaya çıkan fırsatları heba etmeye devam etti. Arjantin ve Yunanistan daha önce buna benzer durumlara düşmüştü. Yunanistan'da yetkililer yıllarca mahkemelerde süründü. Uluslararası örgütler Arjantin İstatistik Ofisi'nin rakamlarını yıllarca güvenilme, güvenilmez, güvenilmez bularak kullanmadı. Şimdi maalesef Türkiye'de aynı konuma doğru hızla ilerliyor. Resmi istatistiklerine güvenmedikleri bir ülkeye uluslararası finans çevreleri yatırımcılar neden gelip yatırım yapsın? Sadece TÜİK değil. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bu ucube rejimin elinde büyük darbeler aldı. Merkez Bankası'nın personeli son derece niteliklidir. Ama birileri arkalarında iz bırakmamak için olsa gerek bu kurumun da hafızasını sıfırlamaya çalışıyor. Daha İstanbul'daki bina bitmeden personeli apar topar İstanbul'a götürmeye kalkıyorlar. Kıdemli personeli emekliliğe zorlamak için bir sürü teşvikler öneriyorlar. Ya nedir bu telaşınız? Nedir bu panik? Neyin paniği bu? Merak etmeyin gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz. Buharlaştırılan 128 milyar dolarında 20 Aralık gecesi kurulan finansal kumpas için yakılan 9 milyar dolarında mutlaka izi bulunur, hesabı da sorulur. Öyle görüyorum ki siz bu ülkenin namuslu bürokratlarını fazla hafife alıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumudur. Bu kurumun merkezinin yeri de Cumhuriyetimizin merkezidir, başkentidir. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası bulunması gereken yere yani Ankara'ya geri dönecektir. Bunu şimdiden cümle alem duysun ilan ediyoruz. İktidara gelir gelmez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyacağı bir ismi hemen atayacağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz birlikte belirlediğimiz enflasyon hesabını enflasyon hedefini tutturma konusunda bankanın elini asla tutmayacağız. Yine iktidara gelir gelmez stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Liyakatli, devleti bilen uzmanlarla bütçe dışı fonlar, örtülü garantiler, resmi istatistikler başta olmak üzere ekonominin gerçek resmini hızla çekeceğiz. Kim nereye ne vermiş? ne taahhüt etmiş, neleri gizlemiş bunların hepsini göreceğiz. Devleti bilgiyle, bilimle, tecrübeyle, akılla yöneteceğiz. Kamuda atamalarda ölçümüz liyakat olacak. Namuslu, dürüst ve liyakatli memurlar baş tacımız. Devlete değil, saraya memur olan, saraya kapı kulluk yapan hiçbir bürokratla çalışmayacağız. Sayın Genel Başkanımızın daha önce açıkladığı 18 Ekim 2021 tarihini milat olarak alıyoruz. Bu tarihten sonraki her imzanın önünü, arkasını dikkatle dikkatlice inceleyeceğiz. Ekşi yiyenden de hesabını mutlaka soracağız. Değerli basın mensupları. Erdoğan şahsım rejiminin en çok zarar verdiği alanlardan biri de dış politika. Dış politikada milli çıkarlarımız yerine Erdoğan'ın ideolojik hedef ve beklentileri merkeze konmuş dış politika iç politikanın malzemesi haline getirilmiş durumda. Yine Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından harcayemiz AK Parti'nin yurt dışı teşkilatına, parti teşkilatına çevrilmiş. Rüşvetten aklanmamış eski bakan müsveddeleri, AK Parti'de siyaset yapmış isimler en kritik merkezlere büyük elçi atandı. Dış politika milli olma vasfını yitirip şahsileştirilince ülkemizin hak ve çıkarları da korunamaz hale geldi. Dış politikada çarklar, yalpalamalar, savrulmalar iyice görünür hale geldi. Dün Afra ile söyledikleri sözlerden yaptıklarından bugün hızla çark ediyorlar. Bu ülkenin atanmış İçişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'a finansal destek verdi dedi mi? Dedi. E Erdoğan da bu ülkeye demediğini bırakmadı. Ama 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklemekle suçladıkları bir ülkenin şeyhinin ayaklarına önce turkuasalılar serdiler. Sonra da bu şeyin ayağına gittiler iki gün önce. Masaya uzmanı sarayın küçük ortağı Bahçeli'ye sormak lazım. Ortağının yaptığı bu ayaklara ne diyecek? Sarayın bekçisi 15 Temmuz finansörü dediğiniz ülkenin ayağının altına sarayın kibirlisinin Türk'ü sermesine yetmez. Ta ayağına kadar gitmesine bir laf etti de biz mi duymadık yoksa? Bunlar yakında Libya'da savaştıkları askerlerimizi, mit personelimizi şehit eden Mareşal Hafter'le el sıkışır. Yetmez Libya'ya ayağına gider. Meydanlarda yaptıkları Rabia selamı da yakında hepten tedavülden kalkar. O dört parmak selamını veren eller dün darbeci deyip küstükleri, küstürdükleri Abdül Abdülfettah Elsisi'nin elini sıkar, boynuna atılır. Erdoğan 13 Ekim 2019'da söylediği Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Buna rağmen siz petrolünüzle konuşuyorsunuz, dolarınızla konuşuyorsunuz ama Türkiye duruşuyla konuşuyor. Sözlerinde bir güzel yalayıp yutar. Neden? Çünkü Erdoğan doların yeşilini sever. Çünkü Merkez Bankası'nın kasası 70 sente muhtaç. 5 milyar dolarlık swap anlaşmasına 10 milyar dolarlık yatırım sözüne duruş falan kalmaz. Öyle bir döner ki rüzgar güllerine bile taş çıkartır. Oysa dış politikada jeostratejik riskler dönüş kaldırmaz. Burnumuzun dibinde Avrupa kıtası soğuk savaştan sonra en derin krizini yaşıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik Ülkemizi Karadeniz ve Avrupa'daki barışı yakından ilgilendiriyor. Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde diplomatik yollarla çözümü bizim en samimi dileğimizdir. Karadeniz ve Avrupa'da huzurun bozulmasını asla istemeyiz. Çünkü bu sorun büyürse bundan en çok etkilenecek, zarar görecek ülkelerin başında Türkiye gelir. Bu nedenle şahsım hükümetini uyarmayı bir görev biliyoruz. Bu sorun ve karşı karşıya olduğumuz riskler amatörlüğü kaldırmaz. Bu işler iç siyaset malzemesi yapmaya hiç gelmez. Bu ülkenin dış politikada iki önemli çapası vardır. Bunlardan ilki Lozan Anlaşması'dır, diğer ise Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'dir. Montreux'un sağladığı statü bütün bölge ülkelerinin barış ve huzuru için yararlıdır bundan vazgeçilmeye çalışılması, bunun esnetilmeye kalkılması asla kabul edilemez. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, elbette ülkemizin büyük sorunları var. Ama bu sorunlar aşılmaz değildir. Önemli olan tüm farklılıklarımıza beraber biz düşüncesini inşa etmektir. Ülkemizin istişare ve uzlaşı ile çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın davetiyle altı siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi tarihi bir olaydır, tarihi bir gelişmedir. Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır. Otokrat bir yönetimi ve tek kişilik ucube rejimi sandıkta değiştirmeyi amaçlayan farklı partilerin birlikteliği tüm, tüm dünya demokrasileri içinde çok önemli bir deneyim olacaktır. Ülkemiz siyasi tarihinde mevcut ana damarların bir masa etrafında toplanması siyaset tarihimizinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası, karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlı belde verilen fotoğraflar, Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nın dış politikada milli çıkarlarımızı, ekonomide rasyonel aklı ve politikaları, ülke yönetiminde hukukun üstünlüğünü ve kurumsal geleneklerimizi merkeze alarak ülkemizin tüm sorunlarını aşacağına yürekten inanıyoruz. Sözlerimi tamamlamadan önce kaybettiğimiz önemli değerlerimizi burada bir anmak istiyorum. Değerli bir devlet adamımız, Bayındırlık ve İskan Bakanımız, kıymetli bir akademisyenimiz Onur Kumbarıcı başını dün kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Yine Rumeli türkülerimizin sevilen sesi, duayen sanatçımız Arif Şen Türk'ü de dün kaybettik. Deryalar, Ramizem ve Debreli Hasan gibi nice güzel türkümüzü ne yazık türkümüz ne yazık ki yetim kaldı. Arif Aga'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Son olarak da Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu kayınpederini dün kaybetti. Merhum Allah'tan rahmet. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır temenni ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A Haber'in sorusu şöyle. 6 partinin 28 Şubat'ta açıklayacağı mutabakat metninin Genel Başkan Yardımcıları tarafından partilerin alfabetik sırasına göre okunacağı belirtiliyor. Bu konu ilgili ilgili hazırlıklar tamamlandı mı? Genel Başkanlar da alfabetik sıraya göre mi oturacak? Ya biz saray gibi gazetecilere akreditasyon uygulamayacağız. Toplantıya katıldığınızda oturma düzenini de diğer hususları da gözlerinizle göreceksiniz. Efendim ulusal kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Altı siyasi partinin buluşmasının ardından yayınlanan bildiride Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz, FETÖ, PKK, KKTC gibi konuların yer almadığı görüldü. Türkiye'nin meselelerin görüşüldüğü belirtilen bildirde bu başlıklar neden yer almadı? Şimdi toplantı sonrasında toplantının amacını ve önümüzdeki dönemde yapılacaklarla ilgili açıklanan yol haritasını bu soruyu soran arkadaşlarımız dikkatlice okumamış. Ben kendilerine bundan sonra yapılacak açıklamaları daha dikkatli okumalarını tavsiye ederim. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu da şöyle. Bugün bir köşe yazısında İyi Parti kurucularından Bilal Karaca'nın CHP'nin elitist kadrolarının Deva ve Gelecek Partisi liderlerini AKP geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri iktidarın değirmenine su taşır. Bu kesimler CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını kabullenmelidirler dediği iddia ediliyor. Sizin bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Ortada bir iddia olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bir iddiaya cevap vermem söz konusu dahi olamaz. Ama bu vesileyle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim tek bir derdimiz var. O da milletimizin değirmenine su taşımak. Konuşmamda açıkça ifade ettim, söyledim. Ülkemiz siyasi tarihinde mevcut ana damarların bir masa etrafında toplanması çok önemli bir siyasi dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşaatı, inşası karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlı belde verilen fotoğraflar Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır. Efendim ATV tarafından yönlendiren bir diğer soru da şöyle. Altı parti buluşmasının çeşitli başlıkların partilerin tabanında rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Örneğin Kürt kökenli milletvekillerinden masada neden HDP'nin olmadığına dair eleştiriler geldiği söyleniyor. Sizin buna ilişkin yorumunuz ne olur? Anlaşılan sarayda, havuz medyasıda altı genel başkanın bir masa etrafında toplanmasını, birlikte fotoğraf vermesini, bir yol haritasını açıklamasını hiçbir zaman hazmedemeyecekler. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle Mavi Marmara baskının sonrası İsrail ile yeniden normalleşme dönemi başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Mart ayında Türkiye'ye geliyor. Bugüne kadar yaşananları ya da yapılan açıklamaları dikkate alarak bu yeni dönemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle görülüyor ki One Minute Tiyatrosu artık gişe yapmadığı için perdelerini kapatıyor. Konuşmamda söylemiştim. Doğrusu rüzgar gülü bile Erdoğan'ın dönüş hızına yetişemiyor. Ben teşekkür ediyorum.